Bu videoyu sırf çok istediğiniz için yapıyorum. Önceden de yapacağımı söz vermiştim. Cuma'ya bırakmak istemedim. O yüzden hemen bugün izlemem gereken bazı şeyler var. Onlara bakacağız. Tam olarak ne mi izlemem gereken şeyler? Teşekkür ederim sorduğun için arkadaşım. Hemen anlatayım. Pınar Deniz adlı, inşallah ismini yanlış söylemiyorumdur, bir aktris. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ödül almış ve sonrasında da ilginç bir konuşma yapmış. Söylenilen bu. Olay, bütün olay bu. Ben geçen senelerdeki konuşmaları falan hiç izlemediğim için ve hatta o konuşmalar arasında çok saçma sapan şeyler falan döndüğü için hiç açıkçası ilgilenmiyordum. Ancak sonrasında bir de bu konuşmanın çalıntı olduğuyla alakalı bazı yorumlar yapıldı. O yüzden dedim ki neden oturup konuşmuyoruz? Biraz kafamız dağılır açıkçası. Valla ben yargıyı falan izlemiyorum. Pınar Deniz'in hiçbir işini takip etmedim ama yani kızı biliyorum. Kızın hakkında çünkü saçma sapan haberler yaptıkları için sürekli. Allah düşmanımın başına vermesin. Yani bu ne saçma sapan bir muhabbet. Eğer bir tepki geliyorsa Pınar Deniz'den, sadece bu son yapılan konuşmaya gelmiyordur diye tahmin ediyorum. Daha öncesinde yapılan o bütün saçma sapan haberlere, kendisinin hayatıyla alakalı en alakasız detaylar için çıkan manşetlere de bir yorum yapmıştır gibi geliyor bana. Biraz o yüzden taraflıyım yani. Tarafım da Pınar Deniz'in tarafı açıkçası. Çünkü yazık günah yani. Hakikaten yazık günah. Ama duyduğum kadarıyla birkaç falsolu hareketi olmuş. O yüzden izlemedim. Gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun, Instagram falan. Direkt olarak konuşmaya geçiyorum. Pınar Deniz. Yargı Pınar Deniz, yargı kanalda. Yalnız şunu söylemeden Edemciğim, daha köşeye otursaydınız, böyle daha gerilere, arkalara falan iyice otursaydınız da çıkamasaydı. Hala yürüyor çıkmak için. Alkışlarınızla bir kez daha Pınar Deniz geliyor. Kalbimin nasıl attığını bir görseniz keşke. Ben küçüktüm ve tabii ki ben de Altın Kelebek ödül törenini izleyip tam olarak bu anı hayal ederdim. Bu ödülü almayı hayal ederdim. Ya kusura bakmayın ama niye? Niye? Allah'ım bir gün bana da torpil nasip et diye mi düşünüyordunuz acaba o zamanla? Bu kadar şaibeli bir ödül töreni daha olamazken mesela. Neden insan bunun hayalini kurar ki yani? Ki çocukluktan beri takip ediyorsa dediği gibi çok fazla hak yendiğini de görmüştür. Neden bunun hayalini kurarsın ki? Yazık günah yani. Kendine yazık, başkasına değil. Öncelikle vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Çocuk Pınar'ın hayalini gerçekleştirmiş oldunuz. Yani ben şu anda istemiyorum zaten. Çocukken istiyordum anca diyor. Anlayana. Bu aralar karmaşık bir duygu haline sahibim. Halbuki çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi. Herhalde başka duyguyla daha tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben çok etkilendim. Sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim. Benim bu dünyayı kurtarmam lazım. İnsanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Ve tam olarak bu duygu beni şu an oyuncu yaptı. Pınar! Niye? Niye? Ben buraya seni savunmak için oturmuştum. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Allah başka dert vermesin diyerek sözüme başlamak istiyorum. Neye insanların tepki verdiğini çok iyi gördüm. Sözünün devamına bakmaya korkuyorum açıkçası şu anda. En iyisi hiç bakmayalım. Bu kadar yeter. Yetti bana yani. Böyle içime işledi onun konuşması gerçekten. Şimdi sormak istediğim iki soru var. Bir, torbacının numarası nedir? İkincisi, torbacın affiliate link falan veriyor mu? Çünkü bu kafa tek başına çekilmez arkadaşım. Etrafındakilerin de senin kadar kafasının güzel olması lazım ki söylediklerin mantıklı gelsin birilerine. Pınar, neden? Al ödülünü geç ya. Al ödülünü geç. Neden? Neden ya? Benim bu dünyayı kurtarmam lazım. Benim bu dünyayı kurtarmam lazım. Kurtar ablam. Kurtar annem. Kurtar yavrum. Kurtar bebeğim.
oyuncu olması onun dünyayı kurtarması için... Yok, olmadı, yok. Savunamadım. Olmuyor, çıkmıyor yani. Ne diyeceğimi şaşırdım arkadaşım. En iyisi torbacının numarasını paylaş. Hepimiz rahatlayalım. Çünkü bizim böyle bir kafaya ihtiyacımız var. Ülke olarak şu anda. Gerçekten. Dışarıda olan haberleri falan görünce insan. Benim anlamadığım şey bu konuşmanın başka bir konuşmadan çalıntı olduğunu falan söylüyorlar. Rihanna'nın konuşmasından çalıntıymış. Ya bir insan böyle bir konuşmayı çalamaz ya. Ben o konuşmayı buldum. Rihanna'nın yaptığı konuşmayı. Ona da bakacağım hemen. Kısaca. Çok kısaca. When I was 5 or 6 years old, I remember watching TV and I would see these commercials and I was watching other children suffer in other parts of the world. And, you know, the commercials where they, you know, you could get 25 cents and save a child's life and, you know. And I would think to myself, like, I wonder how many 25 cents I could save up to save all the kids in Africa. And I would say to myself, you know, like, when I grow up and I can get rich... And I'm gonna save kids all over the world. I just didn't know I would be in the position to do that by the time I was a teenager. Rihanna ya. Lafını da koydu ve gitti. O kadar benzemiyor gibi sanki. Yani böyle haberlere manşet olacak kadar benzemiyor gibi. Tamam, ufak bir şeyi benziyor da çalıntı falan diyeceği bir nokta yok gibi. Kısaca hemen hepsini izleyeyim başka kaçırdığım bir nokta varsa diye. Eğer yoksa gelip hemen buradan devam edeceğim. Tamam mı? A few moments later. Ben başka hiçbir benzerlik göremedim. Kusura bakmayın ama öyle yani söyleneceği kadar. Ay çalmış işte gördün mü Rihanna'nın konuşmasını çalmış falan. Manyak mı bu insanlar ya? Hakikaten yani o kadar hissiz misiniz? Ay hiç de öyle bir benzerlik yok. Tamam başta böyle bir cümleye giriş tarzı benziyor. O kadar. Bunu da çalmaz yani. Niye çalsın ya? Bence ne olmuş burada biliyor musunuz? Buradan bir olay çıkarmaya çalışmışlar. Olmamış. Biraz daha zorlamışlar falan böyle. Belki buradan tutar diye ki hani bütün bir hafta magazin ilerlesin. Çünkü artık magazinin asla ilerleyemeyeceği bir ruh haline geldik ya bütün bir ülke olarak. Anlatmayacağım olayı. Söylemeyin bana artık. Daha yeter. Tamam. Benim anlatacak bir şeyim yok o konuda. Benim cemaatler hakkında ne düşündüğümü biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bir tanesine bile tahammülüm yok. Burada ben böyle söyleyince ama bütün cemaatler kötü değil diyen birkaç tane sıkkırıyla da kavga etmişliğim var. Lütfen aynı konuyu açmayalım. Biz burada Rihanna'dan bahsediyoruz. Dur ya. Dur bir dakika. Kafayı dağıttım. Da yok yani ya. O kadar da değil ya. Dedikleri kadar değil bence. Abartmışlar biraz. Tutmamış yani. Kızın üstüne bir şey yapıştırmaya çalışmışlar ama tutmamış gibi geliyor. Bir de dediklerine göre Pınar Deniz bu konuda bir cevap vermiş. Ona da bakmak istiyorum kapatmadan önce videoyu. Bakalım kendisi ne demiş. Gündem yaratmanız gereken budur. Bu ülkede bir cemaat şeyhi 6 yaşındaki bir kız çocuğunu 29 yaşındaki bir cemaat üyesiyle evlendirdi. Şimdi bütün bir hafta üstüne gittilerse ve saçma sapan şekilde başlıklar çıkarttılarsa kendisi hakkında tepki vermesini anlamak lazım. Ama verdiği tepki hakikaten falsolu. Bu direkt olarak ad hominem demek. Hiç alakası olmayan iki konu. Bu ne demek biliyor musun? Ben kendimi savunamıyorum. O yüzden başka bir yerden saldırmam lazım demek. Bak işte mesela bunlar şeye giriyor biraz. Hani senin seviyen bu. Sen anlamazsın. Yani bundan konuşacağını gidip ondan konuşsana. Şeyi unutabiliyorlar insanlar bazen. Bir insanın yapısı oldukça kompleks olabilir. Aynı anda birden fazla konuyu konuşabilir. Aynı anda birden fazla olaya odaklanabilir. Ona sen karar veremezsin. Pınar Deniz biraz o hataya düşmüş gibi bu sefer. Vallahi bak denedim. Savunmayı çok denedim. Son açıklamasına kadar denedim yani. Denemedim diyemezsiniz. Dünyayı kurtardı mı bari? Rihanna'nın o konuşmasını izledim. Rihanna kurduğu vakıf ile alakalı, biriktirdiği paralar ile alakalı konuşuyordu. Hani bir çocuğa katkıda bulunmak için yapmış olduğu, ortaya koyduğu emek ile alakalı konuşuyordu. Pınar'ın öyle bir şeyi var mıymış acaba? Merak ettim şimdi bak. Ha bak şimdi internette bakınca diyorlar ki Pınar Deniz'in izlediği film herhalde Kanlı Elmas'mış. Ve Kanlı Elmas'ı izledikten sonra çok etkisi altında kalmış. O zaman izleyen herkes etkisi altında kalmıştı gerçi o filmin de. Ve o yüzden böyle bir şey söylemiş. Ama işin ilginç tarafı Elmas şirketlerinden sponsorluk alarak ödül törenlerine katılmış zamanında. Peki Pınar. Pınar, o kadar zorladın ki beni. Savunamıyorum seni, kusura bakma savunamıyorum, savunamayacağım. Keşke öyle bir açıklama yapmasaymış. Ama hadi bak öyle bir açıklama yaptın.
bu ülkede yaşayan bir insan olarak rezil olamayacağını bilmen lazım senin. He de geç ya. Niye açıklama yapıyorsun tekrar ardından? Gündem olması gereken şey budur dediği mevzu zaten bir haftadır anamızı ağlatan bir mevzu. Ki sanki kimse konuşmamış da Pınar Deniz onu paylaşmasa kimse bunu konuşmayacak. Bilmiyorum, çok huylandım ben o açıklamadan. Ben öyle açıklamaları sevmiyorum ya. Ünlüler neyse bunu çok sık yapıyor yani. He de geç yani. Heyecanıma vurun de geç. He de geç. Niye bu kadar çok açıklama yapma ihtiyacı duyup da gerçekten o açıklamayı yapamayacak noktaya getiriyorsun kendini? Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum. Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Özellikle de sonradan yaptığı açıklamayla alakalı neler düşündüğünüzü merak ettim. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.